Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Herkese selam. Bu videoda 2010 yılı içerisinde halka açılmış birkaç şirketten bahsedeceğim. Herhalde açıklamaya koyarım şirketin isimlerini. Bende bu dergi yok. Bana mail yoluyla geldi bu. Yani ben ne zamanmış bu? Eylül 2010. Sayı 101. Yani bunu falan almışlığım yok yani. Hani ben burada sallıyoruz ya. Büyük resmi 2010. Ben diyorum ya, ben neredeydim, bunlar neredeydi? 2010'da da bu benim değil. Bu mail yoluyla geldi bana. Neydi? İsimsiz mektup. Hani vardı ya, gizli tanık. Bu Ergenekon zamanları gizli tanık ifadesi, gizli tanık. Bu da bu ben isimsiz bir maille geldi. Abi bunun dosyasını yap diye. Mesela dosya sağlık turizminde yeni dönem. Yeni dönem ne? Eylül 2010. Ha şey, tam 10 yıl önceymiş. Denk gelmiş. Ya ben bunu daha önce görmüştüm de, hani raftan alıp karıştırmak güzel oluyor aslında eski dergileri. Ama tam 10 yıl oldu diye yapmadım yani. Hani dedim halka arz, madem halka arz. Ha bu arada bu yeni iki tane halka arz var. Onun videosunu yapmayacağım. Bu daha büyük olan neydi? Esenboğa mıydı? Ha, Esenboğa'nın özelitçiden çıktısını aldım. Artık kendime saklayacağım onu da. Ha, İş Bankası şey, bir de son ne diyorduk? MKK sicil numarasıyla olsun denmek yerine daha büyük halka arzlar. Mesela 200 milyonluk halka arz da borsada satışla geliyor. Çok garip yani. Hani ama çünkü şey var. Hani borsaya emir gönderebilecek mesela 25 tane aracı kurum var. Büyüklü, küçüklü banka aracı kurum. Zaten banka aracı kurumu 10 tane vardır hani. Mesela talep toplamalı satış gösterdim ya. Talep toplamalı satışta ya, bir de bu videoyu herhalde liste dışı yapacağım, ama liste dışında şöyle bir şey oluyor, ana sayfaya düşmüyor yani, takipçiye de hani aboneye de bir ana sayfada ana sayfasına düşecek fırsatı vermek lazım. Herkes bildirimden gelmiyor yani, adam mesela gece yarısı bildirim ya da gün içi uygun değildir. Senin videonun bildirimi altta kalır. Yani aslında hem istiyorum ki herkes gelmesin, çünkü karışık gelmese adam Tefas fon diye aratınca buluyor ve bu ne böyle diyor. Yani şimdi buradan baştan söyleyeyim, ben tanıtım videosu falan var, kimse istemiyor tanıtım videosunu, o yüzden ben de yapmayacağım. Tanıtım videosu olsa şöyle derim ya, burada oran orantı yok burada yani. Burada türev integral anlatıyoruz biz. Anlamıyorsam oran orantı kesirli sayılar dersine gideceksin. Yani burası eksi 2'deki pavyon değil. Burası VIP strip club. Yani ancak bu kadar. Yani burası Malibu, Vice City'deki Malibu Club. Yani Ulus'taki Malibu Club değil yani. Bilmem anlatabildim mi? Burası üst düzey. Burada öyle şöyle değerlenir yok. Çünkü şirket istediğin kadar değerli yani. Büyük paralar almadıkça o şirket orada duracaktır yani. Büyük paralardan önce gireceksin. Gelecekte büyük paraların geleceği şirketi tahmin edersen para kazanıyorsun işte yani. Onun dışında dediğim gibi temel analiz, ya bir de şey var. Hani temel analiz faaliyet raporundan başlar. Yani Financial Times okumadan, Wall Street Journal okumadan nasıl temel analiz yapılıyor anlamıyorum yani. Sayıları bölerek çarpar. Bu böyle. Şu Akmerkez videosunu yaptık. Yaptım. Tamamen zamanlaması şans yani. Akmerkez yoksa ilelebet yatay giden bir şirketti. Neden? Çünkü şirket belli yani. Akmerkez. Hani dedim ya, piyasa değeri, defter değeri çok yüksek. Ama şimdi daha da yüksek. Belki 3 kat falan yaptı. 55-60'a falan. Yani daha doğrusu sabah bildirim geliyor. Şey olmuştur diye. Ne o? Devre kesici başlamıştır mı? Neyim? Devre kesici devreye alındı mı? Öyle bir şey bildirimi geliyor ya. Orada mesela aşağıya mı yukarı mı bakmıyorum ama galiba en çok yükselenlere bakıyorum gün sonunda. Orada Akmerkez hep oluyor. 60 lira falan oldu galiba. Neyse.
Yani temel analiz tamam yapılıyor da hani böyle elma ile armutu yan yana koyup işte Tofaş'la Ereğli'yi yan yana koyup olmaz yani. Olmuyor yani. Temel analiz öyle bir şey değil. Tofaş'la Ereğli'yi yan yana koyamazsın. Ondan sonra da B2C, B2B fark etmez, B2C, B2B fark etmez diyemezsin. Öyle bir şey yok. Keşke olmasa. Ama şey var mesela şimdi kırık çıkıkçı olduğunuzu düşünün. Onu da yeni fark ettim. Mesela kırık çıkıkçı olduğunuzu düşünün. Herifin biri var köyde ya da başka. Herif yanlış kaynatıyor. Yani çocukların kemiği yanlış kaynayacak. Hani çıkığı da yanlış kaynayacak işte çıkık kaynarsa bilmiyorum. Herif yanlış yapıyor yani. Ama şunu fark ettim. Hani o çocuklar da ya da çocukların babası ya da herifin kendisi kemiğinin yanlış kaynayacağı olmasından şikayetçi değil yani. Herif zaten o kafasını yaşıyor yani. Adam umurunda değil topal kalmak falan. O yüzden onu boş verdim, salladım. Ne yapıyorlarsa yapsınlar. Zaten hani piyasanın izle dönemlerinde gözünü kapatıp hisse seçsen para kazanıyorsun yani. Şey işte piyasa öncesi işlem platformunda 10 tane şirket 10 taneden bir tane alsan en az 5 kat kazanmıştın eğer amaç kazanmaksa ama amaç gelecekte en çok potansiyel veren şirketi bulmaksa yani 1987'deki Coca-Cola'yı bulmaksa ya da neydi ya bir tane 90'lı yıllardan bir güzel alış Berşaret'e benim bir güzel alışı 90'lı yıllardan pek yok ya Coca-Cola Gayko'yu bulmaksa hani pek öyle olmuyor. Ama çok güzel. Yani dediğim gibi hani bu tarif ettiğim temelcilerden zaten bir şirket mesela bir temelci fiyat gitti diye şey yapmaz zaten. Yani çok pahalandı. Zaten sen onun maliyetini yapmışsın. 100 bin lira bağlamışsan 100 bin bağlamışsındır. Ne güzel işte fiyat gittikçe onu teminata ver. Kredili işlem yap. Zaten 100 bin lira para bağlamışsın fiyat olmuş 1 milyon TL mesela ya da tam tersi 10 bin 100 bin ya da neyse ne güzel işte onu teminata ver oyna Allah oyna başka bir şey al ya da ondan sonra diyorlar ki Warren Buffett alıyor satmıyor yok satıyor işte en son sattı hatta şimdi şey diyor, muhabbeti dönüyor Berkshire Hathaway bir şey aldıkça ya onu Buffett almamıştır ya onu. Yani hani şey mi sanıyorsunuz hani her kararı Buffett'ın önünden geçiyor. Warren Buffett böyle oturuyor. Bundan almalıyız falan mı diyor yani. Hiç orada karar başka karar verici adam yok mu? Todd veya Ted'den önce adamlar yok muydu orada? Tabii ki vardı yani. Biraz bakarsanız görürsünüz. Yıllık mektuplarını okursanız görürsünüz. Şurada gerçi geçen üstüne not aldığı notlarıma bakarak geçen sene bu zamanlar bakmışım mektuplara. Arada pek bakmadım da. Ondan bir video daha düşünüyorum. Ya 80'lerden, 80'li yıllardan ya da 90'lı yıllardan. Bunun nedeni de yani bir iş adamının en iyi devrinin 50-60 yaşında, 50 küsur, 60 küsur yaşında olduğunu düşünmem yani. Yine konudan konuya atladık ama bu iş böyle yani. Konudan konuya atlanıyor. Şey yani bu sanat tarihi dersi, Kapadokya dersi değil, Mardin dersi de değil. Bu genel olarak sanat tarihi dersi. Yani benim konudan konuya atlamam güzel olması lazım. Konuyu tamamlamak için yani. Yani sanat tarihi dersine girdim. Ya hocam bir Leonardo da Vinci'den bahsettiniz. Bir de Bax Basquiat'tan bahsettiniz. Böyle şey olur mu falan demenin bir şeyi yok yani. Böyle şey derseniz bu sınıfta bir uğultu olacaktır. Yani son derece saçma bir şey olur çünkü. Neyse dediğim gibi bu sayı bende yok. Bunu ben almadım. Şurada ben üniversite 2'deydim galiba. İkinci sınıf. Tabii ikinci sınıftım. İkinci yılım ikinci sınıftım ama üçüncü yılda üçüncü sınıf değildim. Çok bu şeyde Akfen'e gittim ya işte okuyor musun? Vallahi dedim dördüncü yılım ama üçüncü sınıfım. Sonra çok üçüncü sınıf daha devam etti. Yani bir sene daha devam etti. Pahalı arzlar yatırımcıya zarar. Allah Allah ya. Arzların yani kazandırmadığı dönem olur mu ya be abi? Halka arzlar 1'e 5 gidiyor ya. Şimdi bu 200 milyonluk bakalım ne kadar kaç tavan gidecek. Hani şimdi 30 milyonluk halka şimdi geçen şey izledim. Tuncay Turşucu'nun Barış'ın Sesi programına yani bu Barış'ın Sesi programında Tuncay Turşucu konuktu. Neyse yani diyor ki 8 milyon not halka arz oluyor. İlk seansın sonunda, ilk seansta 25 milyon not alış bekliyor. Yani hani
Kurtları aç bırakmışsın. 10 tane kurdu aç bırakmış. İçeri salıyorsun. Diyorum ya, içeri bir horoz salıyorsun. Yani 10 tane aç kurta 10 tane inek salacaksın kardeşim yani. Yani hiç mi büyük şirket gelmiyor yani? İşte mevcutta borsada olan şirketin şey mesela Doğan Holding hiç mi şirket getirmek istemiyor? Neden getirmiyorlar mesela? Büyük şirketler. Mesela McDonald's gelseydi fena mı olurdu? Yani bunu mesela Tuncay Özil'e mesela Anadolu Grubu illa bir şey soracaksanız mesela Anadolu Grubu Holding'in yatırımcı ilişkilerine sorabilirsiniz. Bu Talep döneminde McDonald's'ı niye halka arz etmediniz bedavadan? Yani çünkü sermaye bedavadır yani. Sermaye faiz isteyemez yatırımcı. Sermaye koydun biter yani. Paran uçsa bile hiçbir şeyin yok. Hani yönetici sorumluluk sigortası diye bir şeyler duyuyorum son dönemde. 3-5 yıldır var. İlk iş girişim tutarken şey yaptım. Yani yönetici sorumluluk sigortası biz hani yönetici beni bizi zarara uğrattı diyeceğim. O da yani doktor sigortası gibi bir şey. Mesleki sorumluluk sigortası gibi bir şey herhalde. Neyse, ne diyorduk? İlla bir şey soracaksınız. Bunu sor. Mesela Doğan Holding'in yatırımcı ilişkilerine de sorabilirsiniz. Niye siz gelmiyorsunuz da bu tıfıllar geliyor mesela? Bandırma organize sanayide 50 tane bulabileceğim büyüklükte firmalar niye geliyor da siz gelmiyorsunuz diye sorabilirsin. Halka arzdan hisse alanlar niçin daha az kazanıyor? Ha, geçen de Trabzon Limanı'nın grafiğine baktım. Yarıya düşmüş 3 ayın sonunda. 8'den mi halka arz olmuş? 16'dan mı halka arz olmuş? 8'e düşmüş. 8'den arz olmuş. 4'e mi düşmüş? Mesela şey de öyle. Fonet de uzun bir süre salındı aşağıda. Ama Smartix salınmadı mesela. Yani çok değişken. Kesin kazandırır diye bir şey yok. Kesin kazandırır diyenler hayal aleminde yaşıyor. Ha, bir de şu var. İşte şu kadar kazandım, bu kadar. Yüzdeyle, parayla, 5 kat işte battım. Mesela bir de şey oldu, bir de o çıktı. Hani ya yani şey diyorum ben. Mesela Aygaz bayisi açtın, tüp satıyorsun. Ama üstünde Aygaz yazar. Şimdi şey var. Ya bu da iş kardeşim falan oluyor. Bir, bu da iş değil. İki, yani aracı kurumda veya bankada çalışmıyorsan bu iş değil. Hani ben ikisinin arasında fark yok diye şey yapıyorum. Yani üstünde Aygaz yazan kağıtlarla, hatta mesela yatırımcı nedir? Hisse senedini alır, evine götürür, kasasına koyar. İşte mesela saat videosu var ya, bir tane yaptım. Mesela adam milyon dolar kazanmış Rolex saatten, 500 bin dolar kazanmış, bilmem ne saat, işte bilmem ne tarihinde bilmem. Şimdi yani her Rolex saat kazandıracak mı o kadar? Belli olmaz. Belki daha çok kazandırır bir saat. Yani şu var. Aygaz tüp satmak gayretiyle üstünde Aygaz yazan kağıtları satma gayreti arasında bir şey yok aslında. Ya da işte insanlar neden Basquiat'a 100 milyon dolar para bağlıyorlar, ya da Leonardo da Vinci'nin şeyi çıkıyor 400 milyon dolara gidiyor. Neden? Çünkü onu alan adam da diyor ki bu daha ileride daha iyi para eder. Şimdi tablo işine mi girelim hepimiz yani? Tablo spekülasyonuna mı girelim? Yani aslında bir fark yok. Hissede kazanan tabloda da kazanır, ama tablo biraz daha, yani hepsinin tablo biraz daha zor tabii. Çünkü adam mesela 20-25 yıldır, 20, ya işte mesela 10 yıldır, 2011 Kasım'ında ben geldim desem, o yıldan beri üstünde Tüpraş yazan piyasada 123 122 milyon 700 bin not var 10 yıldır. Ama bazısı mesela 2015'te, daha doğrusu bu mesela bazı videolarda diyorum ya, mesela şey bugün neden 2017 Kasım'ındaki fiyatından geride Aselsan? Neden? Niçin? Aselsan kötü şirket mi? Daha hiç ileri gitmedi mi faaliyetleri? Tabii ki gitti 3 yılda. Ama niye fiyat geride? Bunu yazmanı düşünün. Neye geride? Çünkü 30 yıl 1990'da işleme başladı. Mesela 94'te, 97'de, 99'da Texas University Fund'un ya da işte Pennsylvania öğretmenleri emeklilik fonunun portföyünde duran milletin, yani şöyle düşünün, milletin bir sanayi, küçük sanayi sitesi düşünün. 100 tane esnaf var. 50 tanesinin kasasında, şimdi bir de mesela
nasıl düşünelim? Amortisör mü? Neydi ya? Buji. Diyelim ki bir oto sanayi sitesinde 50 tane parçacı var, tamam mı? 45'inin buji, hani buji piyasası var. Ama 45'inin kasasında da buji var, tamam mı? Sonra bir şey oluyor. Buji bilmem ne marka. Buji İsmail olsun markanın adı. İsmail marka bujilerin fiyatı artıyor. Arttıkça artıyor. Talep artıyor. Sonra 45 tane bu parçacı var dedik ya. 20 tanesi kasasında duran bujileri buji alım satımı yapan yere getirirse ne olur? Piyasada alışlar karşılanır. Birden arz arttığı için sadece bujiyi alıp satacak adamlar bu sefer ulan yazdık geldi aşağıya alış. Zaten piyasa ondan düşüyor satıldıkta. Mesela ben şimdi mesela diyorum ya, bu önceki videoda da önceden maliyetim iyi derdim. Şimdi hiç demiyorum. Hiç maliyetim umurumda değil. Önemli olan hisse başı kar. Bu bir. İki. Bir de önceden böyle mesela 3.30 ya fiyat. 3.25'e yazıyordum mesela. 3.26'ya alış yazıyordum. Şimdi hiç yazmıyorum. Aktif fiyat. Aktif en yüksek işte. En iyi alış yukarıdaki, en yukarıdaki alıştır. Hatta işte en düşükteki satış hemen, işlemim hemen aktif fiyattan alıyorum veya satıyorum. Neden? Çünkü zaten aşağıdaki alışına geldi mi o şirket satılmış demektir o an için ve ertesi gün. Yani illa tabana yazdım geldi diye bir şey yok. Yani zaten taban olmuştur. Tabana yazdın geldi. O kötü bir şey zaten. Tabana kadar satmışlar demek. Hani ben orada ucuz aldım diye sevinmem. Çünkü o mal zaten satılıyor demek. Bir de aşağıya gittikçe almalar var. Oho, onlar çok şey yani. Bu sefer buji 3 liraya alayım da 4 liraya satayım diyen kaportacılar mesela ellerindeki bujileri satmak isteyeceklerdi. Bu sefer de buji dün alıcı tarafta kaportacılar bugün satıcı olacaktır. Bu da buji fiyatlarını düşürür yani başa. Önemli olan kasaya konulacak hisse senedini bulmak. Gelecekte tabii. Ya bu da böyle bir hesap yani işte bilmiyorum. Yani dükkan mesela eczaneye dağıtmış adam, o hisse senedi ne güzel. Ya 19, yani şöyle bir şey var. Sen dün gel mesela, ben 2011'de geldim. Ama 2011'den önce vardı yani. Hani şey oluyor bazen. Mesela bir kızla tanışırsın, tamam mı? Sanırsın ki senden önce o kız yoktu yani. Hani hiç ne arkada ışık bile güneş ışığı görmemişti belki. Hani öyle adamlar var. Sanmasınlar ya. Ben de sandım demeyeceğim de hani. Hani onun bir farkında olun yani. Onun senden önceleri de var. Ama arkadaş ama değil. Ama yakın arkadaş ama değil. Hani onun gibi bu da. Yani sizden önce de borsa vardı. Hani işini bırakıp borsaya dalan mesela şimdi ne var? İşte 1 milyon TL yapacağım. Tamam, ya da 1 milyon dolar diyelim hadi. 1 milyon dolar yapacağım, bir daha çalışmayacağım. Yani şimdi ben yarın mesela 1 milyon dolar cebime koysam ne olur? Herhalde 3 milyonuncu falan Türk vatandaşı olurum. Yani şöyle bir şey var. 1985 yılında 85 tane dairesi olan adam vardı yani. Belki o adamın bugün 300 tane dairesi vardır ama ya da 5 tane dairesi vardır sadece. O belli olmaz. Değişir. Ama şöyle bir şey var. Bir para yapınca, bir parayı cebine koyunca ilk sen yapmıyorsun ya. Yani. Bu da öyle bir şey. Yani işini bırakıp hisse senedi alım satımına başlayan 5 milyon tam falan adam olmuştur geçmişte ve çok azı şey oldu. Zaten şeyden düşünebilirsin ya, bir caddede özellikle böyle popüler 100 tane 10 senede mesela 2020 yılında 10 tane dükkan açılacak ama 2025 yılında belki sadece 3 tanesi kalacak. Diğerleri ya devredecek ya kapatacak. Çünkü o zaman diğerleri hangi müşterileri? Aynı, hepsi aynı çarşıda yani. Ne anlamı var? Hepsi aynı handa, pasajda. Yani pasaj bile belki biraz daha hani esnaf sanatkar olduğu için pasajda belki daha şey olur. Ama ticaretin döndüğü yerleri düşünün. Yani bu şirketlere öyle bakın. Hani halka açılan şirket batmaz diye bir şey var. Bir şey sanıyorlar yani. Çok heyecanlı oldukları için. Ya yani bu sadece mesela kadın erkek ilişkisi değil. Mesela lise 4'te bir çocuk gelir, tamam mı, okula. Ya da 3'te diyelim. Lise 3 nerede? Eylül'de başlıyor. Lan Şubat ayında yılın ortasında herif o okul hani sınıf başkanlığına falan
sınıf liderliğine falan oynamaya çalışın. Yani bir dur yeğenim ya, motoru soğusun yani. Bu da onun gibi yani, biraz heyecan yapmamakta, soğukkanlı olmakta yarar var. Şimdi bu gibi yayınlar şey, mesela halka açılan şirketlere bakıyorsun tabii. Bir de şunları düzenleyeyim ya, bu 70. sayfa. Bu 67. Tamam, buldum 69'u. Ya neler neler işte, böyle anlatınca da karışık oluyor diyor. Ya zaten karışıktır yani. Yani trigonometri falan da karışık. Şunu şöyle bir çekelim ha. Halka arzlarda tıkanma var. Ya bunu böyle okumayacağım. Hani merak eden bir durdur okur. Halka arz sırasındaki fiyat, evet, fiyatlama politikaları şu an çok ucuz mesela. 1'e 5 gittiğine göre ucuz denir yani. Demek mesela çok ucuz. Ya bir de eski dergiler karıştırınca hep aynı muhabbetler olduğunu görüyor insan yani. Şuna bak. Meksika, Güney Afrika. Hatta şimdi Brezilya. Şimdi bu ligde değil. Yani ligde de hani işine gelen. İşlerine gelince İtalya ile karşılaştırıyorlar. İşte Arjantin pezosu dolar karşısında çöküyor. Onunla hadi inşallah diye geliyorlar falan. Bir gün Finlandiya ile karşılaştırıyorlar. Yani aslında hakikaten Türkiye'de yani bir koltuk sahibi, bürokrat olmak da zor ya. Pazartesi Finlandiya ile karşılaştırıyorsun. Salı günü mesela Brezilya ile falan da hani, yani İtalya olacaktık ya hani, bu pandemide her gün 300 ölü çıkaracaktık. Hani birçok ünlü COVID'e yakalandı ama pek vefat eden olmadı herhalde. Bu şey Terminal filminde oynayan neydi o? Ajanlar Köprüsü'nde de oynadı. Hatta şeyde de oynadı. Catch Me If You Can'de de oynadı ya. Adını hep unutuyorum. Tom Hanks. O da yakalandı ama pek bir şey olmadı. Karısı da yakalandı. Pek bir şey olmadı sonra. Buraları izleyen okur bak. Halka arz seferberliği, ama halka arz seferberliğine gelen şirketler de bugünkü gibi küçüktü yani. Hani uzak duruyorsak bir bildiğimiz var da uzak duruyoruz yani. Şey yaptığımızdan değil, ama göbek atanlar o bilmeyenler. Daha doğrusu hani bu şey iyidir bunlardan. Alo, bugün ne alayım? Yarın ne, aracı kurumunu arayıp yarın hangileri tavan olur? İşte bugün Galatasaray tavan oldu, yarın tavana devam eder mi? Bu tavan, onlar daha iyidir. Adam en azından kendini biliyor yani. Bunlar da böyle yatırımcı. Nasıl yatırımcıysa 2 ay tutmuyor aldığı şeyi. Bak, ilk 7 ayında 14. Yani 9. ay bitecek. Bu sene 6-7 galiba. Yani trafiği hesap edin. Tabii ben yoktum bu aralar. Niye yoksam. Hani kafama sıçayım diyeceğim de gerek yok yani. Yılda ortalama 24. Vay be, bak 92 bin arası. Hani geceden, hatta bu ya şimdi aslında derdim şey değil. Yo bana şunu dedi, ya bunu bana ne yani, de yani fark etmez. Hani trafikte de bir yerden bir yere araba kullanıyorsun, adamın arkasından kim bilir neler diyorlar. Önemli değil. Ama şu var. Bu dönem geceden ve o kadar çok sıra bekleniyormuş ki insanlara kumanya dağıtıyorlarmış. Ha, kimlik dağıttıkları dönem. Yani mesela şey diyeceğim. Hani bari bir kitap okuyun ya. Hani bir kitap okusunlar yani. Ben bunu okudum desinler. Mesela şey çıkar çıkmaz almaları lazım. Bu şeyin ikinci genişletilmiş baskısı. Borsada önden koşanlar. Mesela orada 25 isim var. 25'i de şu dönemden. Bazı 4-5 tane adam var. İlk işlem gününde adam salondaymış yani. Sandığı atmalı dönem. Sandığı atıyorlarmış şey bizim kapı şu anki açılış seansı gibi. Önce sandıkta emir toplanıyor, sonra eşleşiyor, sonra karşılaştırılıyor, sonra işlem oluyor. Yani açılış seansı, kapanış seansı aynı galiba. Onun gibi yani. Bütün gün öyle işlem olduğunu düşünün. O dönem gibi hani, geceden sıraya gelen adam da bugün kaybetmiş. Bazıları 50 tane yani, şurada mesela 1990'da Aselsan gelmiş. Ama şurada mesela
50 tane şirket gelmişse 25'i artık yok. Yani biraz da bunları hesap edin. Hani ya zaten tutmayacağız ki satacağız. Tamam kardeşim, yani sen 5 kademi yukarısına ver. Başka bir şey al, onun da 5 kademi yukarısına ver. Başka bir şey al, onun da 5 kademi yukarısına ver. Ama aksini söyleme. Yatırımcı falan değilsen yatırımcıyım deme. Sonra kemikler yamuk kaynıyor. Sayısı 7'de kaldı. Mesela bakmak lazım. Şimdi bakacağız işte 2010 yılında neler alkarız olmuş. Bir de ben ilk geldiğimde çok yatırım ortaklığı vardı. Hani diyordum ki bu kadar yatırım ortaklığı ne olacak falan. Sonra 2012 sonunda yeni sermaye piyasası kanunu çıkınca o yatırım ortaklıklarının yarısı yatırım holding oldu. Bak. Ya bu top başkanı Rifat Sarcıklıoğlu, Panora GYO var. Ben 3-4 kere gittim Panora GYO. Hani cumartesi olmasına rağmen geliyordu. Hatta Sinan Aygün ve Salih Bezcidi falan da geliyordu. Mühim değil. Ama ben size Rifat Sarcıklıoğlu'nun nasıl derler, zihniyetini söyleyeyim. Ben karımı niye açıklayayım? Ve bu genel hani şey diyorlar işte, niye borsaya açıldı? Yani Türk iş adamının kafasında şu var. Ben karımı niye açıklayayım? Hani millet benim ne kadar kar ettiğimi görürse, hatta şey vardı, bunu da şeyden biliyorum. 2011'de yeni Türk Ticaret Kanunu'nda şey vardı. Şirketle, her şirkete internet sitesi ve internet sitesinde bilançosu olacak. Kârda mı, zararda mı? Ama şöyle bilanço, yıllık yani. O yıl kârda. Ama zaten orada net kâr, net bir kâr değil ki. Neyse, mühim değil. Hani Rifat Sarcıklıoğlu'nun öyle bir, belki o hani kendi kişisel düşüncesi değil, meclisin işte meslek komiteleri falan oluyor ya ticaret odalarında. Hani top meclisinin düşüncesi, hani biz karımızı niye açıklayalım? Çünkü şey olur, benden arkadaşım borç ister beni karda. Vermezsin sen de yani. Ben niye, adam mesela Türkiye şampiyon, Türkiye vergi, pardon, vergi şampiyonu ve koç da mesela ilk 5'te bir adam var. Senelerdir isminin açıklanmasını istemiyorum. Niye ya? Yani? Senin zaten etrafın bilir yani ne kadar para kazandığını hemen hemen. Yani 30 milyon kazanıyorsun. Zaten bilir millet senin ne kadar. 30 veya 10 veya 25. Zaten arabandan marabandan adam A8 longa biniyor. İsminin açıklanmasını istemiyor. Falan yani. Yani kafa o olduğu için açılmıyor. Yoksa yok kurup adam gelip satacak yani. Yani getirip borsada satan da var şirketini. Şimdi bu isimlere mesela dikkatli bakın yani. Yani 5 taban yaptığı gibi 5 taban da yapabilir. Ama bunu söyleyince ya sen kendinde misin? Neydi ya, bir günde biri. Ha, akıl süzgeci, tamam. Şimdi şişe cam satış haberi gelince o salak avukat ne yapacak acaba? Yani şişe camın gitmesi lazım. Kaç yani, ben kendim bildim bileli iş bankası yurt dışında öyle tenkit edilir. Ne bu yani? Sana bankası olan sanayi grubu mu, sanayi grubu olan bankası mı ya? İş bank değil, iş holding. Şişe camın gitmesi lazım. Şeyden. Böyle sanayi şirketi tutmaz bir banka. Haziran 2010'dan yana İMKB'de, yani 3 ay. Zaten bu Haziran şeyi, bu Haziran dergisi 20 Ağustos'ta falan bitiyor yazı işleri. Yani nereden baksan 2 ay sadece. Zaten sınırlı olan yerde yatırımcı ilgisinin daha da azalması sonucu. İhlas Gazetecilik, Euro Yatırım ve İdealist Gayrimenkul Yatırım halka arzından sonra yaşanan sert fiyat hareketleri. Vedat Akgiray, Bimex. Akben Holding'in halka tombul parmak, gene o oralar oldu. Bakın %24, gerçi sonradan %29'a çıkardılar bu ikinci halka arzı benim hatırladığım. Endeksin gerisinde mesela kitabını aldım ben bu beyefendinin, İnan Doğan. Şimdi İan Doğan diye aratırsanız çıkar. Adı İyo. Ya daha doğrusu Amerika'da isimleri telaffuz edem, mesela Fatma Nur, Fatih falan oluyor orada. Hani isimleri telaffuz edemedikleri için böyle, yani ismini değiştirmiş diye söylemiyorum. Amerika'da böyle. Mehmet Oz'u da mesela Mehmet Oz demiyorlar galiba. Doktor Oz diyorlar da onu yani telaffuz edemedikleri için bu da İyan olmuş. Hani diyorum ya, Fatma Nur vardı mesela.
Fatih oldu falan filan. Şeyini takip ederdim bunu. Ekonomi Türk bloğunu. ekonomitürk.blogspot.com. Hala da vardır belki. Sonra kütüphaneye kitabını aldırdım. Bizim okulun kütüphanesine. Ekonomi Türk, yani kitabın adı da uzun bir ismi vardı, hatırlamıyorum da, Ekonomi Türk, İnan Doğan diye aratırsanız çıkar. Ya bunu burada durdurup izleyen okur yani. Mesela bunu ben Twitter'da paylaştım galiba ya sonradan. Aksa Enerji hisseleri de halka arzdan bu yana piyasanın altında. Allah Allah. Son olarak Çemaş Döküm. Çemaş Döküm, evet. Çemtaş değil, bir de Çemtaş var ya. Çemaş Döküm Işıklar grubu. İlk günde taban yapması. Allah Allah. Halka arzı ilk günde taban. Nasıl olur? Allah Allah. Şeyde olur. Ne bu? Yeni gelen yatırımcılar bilmiyor. Piyasayı bir ne bilmiyor lan? Sen ne biliyorsun ki? Bilmiyor diyorsun. Acemi yatırımcı geldi. Aman. Yesinler. Tabii bu ara şeydi yani. İMKB özerk bir kuruluştu yani. Başkanını kendi seçiyordu. Atanmıyordu İMKB başkanı. Şey gider ayak yaptı bunu. Babacan. O yüzden hani pusulada tek şey olsa babacana basmam ben yani. Bak 2004-2008 döneminde İMKB'de burada tabii şey halka arzı değil, birincil halka arzı gerçekleştirilen demesi lazım ama ikincil halka arzı çok az olduğu için mesela adam işte ikincil halka arzı yapmıyor ama tahtada satıyor yani. Hani televizyona çıkıyor şirketin yüz bir de o şirket halka arzı olmadı. Kelebek Mobilya işlem görüyordu. Onlar aldı. Artık sadece adını mı değiştirdiler yoksa birleştirdiler mi ne? O da bir halka arzı yöntemi. İşlem gören bir şirket alıyorsun. Tak tahta açıyor. Yani tahtan oluyor yani. Tahta açtırmaya gerek yok. Mesela %20'sini halka arz ediyor. Herif tak tek tuşta %7'sini satıyor. Neden? Bakıyor aşağıya kadar kaç lot alıcı var. Veriyor malı kucağa. Alan düşünsün artık. Benden alan da kazansın. Bak. İMKB tüm endeksine oranla %5 daha iyi performans. Vay be. Daha sonra negatife dönüyor. Tabi burada biraz istatistik falan benim beynim yandığı için. Daha doğrusu istatistik dersinden ben biraz zor geçmiştim CC ile. O yüzden pek anlamam istatistikten. Meraklısı durdurur burada. Bak şimdi. Çamaş döküm, idealist kayıp. Son dönemde halka arz edilen şirketlerin yüksek performansı tartışma konusu oldu. Yüksek aşağıya mesela idealist gayrimenkul gitmiş. Euro yatırım gitmiş. Gerçi de burada büyüklüğünü de vermesi lazımdı. Vermemiş. Önemli değil. Mesela TSKB geliyor. Şu an bedelli yapıyor galiba. 10 yılın sonunda kaç lira ödemiş de bedelli yapıyor. Mesela Ran Lojistik. Yine yatay gitmiş. Mango Gıda. İşte İhlas Gazetecilik duruyor. Anel Elektrik duruyor. Euro yatırım duruyor herhalde. Latek, Gen Power falan oldu galiba. Zaten yönetim paylaşmıyor ki kimse ya. 1'e 15. Ha bir de tabii bu 1'e 100. 1 oya 100 oy. 1 paya 100 oy imtiyazı vardı. O eski Türk Ticaret Kanunu buna izin veriyordu. Tabii bu burada görmediğiniz şeyler batmadı mesela. Diyorum ya Akfen Holding çıktı gitti. Önemli olan küçük böyle işte Bandırma sanayi şey Eskişehir'den ben Bursa'ya giderken yolun kenarında gördüğüm şeyler gelmesin yani. Ya da gelsin hani senede 5 tane onlardan gelsin ama bir tane de mavi büyüklüğünde mesela mavi gelsin, Defok da gelsin, El Siva 2 gelsin. İşte civil mi artık ne civil gelsin mesela. Yani bir tane büyük, 5 tane küçük gelsin diyoruz. Ne yapıyorlar? 15 tane küçük getiriyorlar. Burada analizi nasıl yaptığını şey yapıyor. Bu sayıları bölüp çarpmak olduğu için. Mert bu şeyin soyadı da Ülker'di ya. 15 Temmuz'dan sonra ceza alan. Hani 15 Temmuz'un sabahı mı? Ertesi gün pazar mı? Yatırımcılara bilgi notu göndermişti. Adam sonra
lisansını falan iptal ettiler. Araştırma biriminin başındaki adam mıydı? Valla isim hafızam benim kötüdür. Heh, bak şimdi bu daha büyük liste daha güzel. Hocam listeniz var mı? Al sana liste işte. 6 ay satmama garantisi veren yatır belli miktarda. Ha bu şey. Mesela Panora GYO'nun halka arzı garantiliydi. Halka arz fiyatından %3, 3 ay sonra %3, yani senelik %12 bileşik faizle alma garantisi verdiler. Verenlere aldılar yani. Hani ama şey tabii halka arzdan aldıkların, yani alım günü 30 Eylül ise sen 28 Eylül'den şey yapıp 28 Eylül'den piyasadan alıp satamadın yani. Halka arzdan alıp tuttuysan. SPK ve MKB'nin yerli yatırımcı tabanını genişle, yani yerli yatırımcı tabanı genişleyecekse genişlesin ya. Bu ben şeye bunu şeye benzetiyorum. Ya o öğretmen ders yapacak lise veya anaokulu veya ortaokul diyelim hadi. Anaokulunda bir şey olmaz. Mesela lise. Lisede ders öğrencilere göre olmaz öyle bir şey. Öğrencilere göre belirlenecek. Yok öyle bir şey. Herkes teneffüs ister. Yani şimdi 10 ne o şimdi 10 dakika teneffüs 40 dakika ders mi? Ya da 45 15 dakika ders mi mesela teneffüs? Öğrenciye sorsan tam tersini ister. Öğrenciye sorulur mu? Hani bir aslında şey ne diyor Steve Jobs? Pazar araştırması yapmaya gerek yok. Çünkü tüketiciler biz onlara gösterene kadar ne istediklerini bilmezler. Yani o yüzden işte ne olsa yaparsa, ne olsa alırsınız. Bir mesela bir arabada ne olmalı diye anket yaparsın. En çok istenen şeyi koyarsın. Kimse de o arabayı almaz sonradan. Ha, ama bu özellikler fazla falan hani bu. Yani en çok istenen şeyi koyarsın. Onu da opsiyon koyarsın. Kimse o opsiyonu kullanmaz. Yani tüketici böyle bir şey dünyanın her yerinde. Uzun vadeli başarısı ve yatırımcı tabanın genişlemesi açısından halka arz fiyatlamalarını ve performans. Mesela halka arz fiyatlamaları ucuz olduğu için bu dönemde herkes geldi. Ama ya adam gelmiş yani sen gelme diyemezsin ki. Nasıl ki sen kimsin yani? Birçok ama acemi mesela şey Cristiano Ronaldo şey diyor mesela. Ya çok altyapıdan çok acemi futbolcu yetişti ya. Onlara bir şeyler yapmak lazım falan. Şu mesela. Gerçi burada arz tarihi yazmıyor. Herhalde 2010'a kadar arz olanlar. Mesela bu arz tarihleri ya, mesela bu 2007. Bu da o aralar galiba. Mesela TAV 2008'di galiba. 2008'de pek halka arz olmamış da olabilir. Mesela bunlarda hala olmayan var. Mesela AFM, iş girişim. İş girişim 2010, 2004'tü galiba. Mesela bu 2004. 2004 ama 2010'a kadar yatay gitmiş. 3 aşağı 5 yukarı. Yani 2004'te alan 2010'da hala şeydi. Şeyden tabi bu böyle ben deyince hemen grafikten kontrol eden olur. Hani 2004'te halka arzdan alsan 2008'de alan bunun lan öyle iş mesela. Burçelik Vanasanayi sanayi ne güzel. Mesela Desaderi birkaç yıl önceye kadar kuruşlardaydı. 0,80 kuruş mesela. İnfo Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı info yatırım mı oldu acaba? Bilemiyorum yani. Mesela Deniz Yatırım Ortaklığı, Deniz Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı oldu. Pupa Gayrimenkulle birleşip. Plastik Kart, Şeker Finansal. Mesela bu hala işlem görüyor bunlar yani. Mesela BİM. Bu şuradan BİM'e bakalım mesela. Ne bu? İlk 360 tüme göre getirdi. BİM. Bakalım. %31. Yani son ne bu? İkinci 6 ay coşmuş BİM. Hani bilançolar geldikçe coştu herhalde. 6. aya bakın. BİST'ime göre getiri yok. BİM kötü mü şimdi? Ama başarısız bir halka arz denilebilir. Halka arz olarak bakarsan. Mesela geri git. Vestel beyaz eşya. Tutar mısın elinde? Yani bazıları da sanıyor ki Vestel beyaz eşya 2010'dan beri yatırım yapmak ki pardon temettü de atmak yerine yatırım yapsaydı şöyle olur. Ya 2015'te Vestel beyaz eşya şimdiki Vestel beyaz eşya mıydı sanıyorsunuz? 2012'de 2010'da. Vestel beyaz eşyanın eski bilançolarına bakın.
Brüt kar bir dönem %8, bir dönem %10, bir dönem %1. Niye? Çünkü bir şey ithal olacak, ithal edilmesi lazım. Vestel beyaz eşya ithal ediyor. İşte bir şey ihraç olacak, Vestel beyaz eşya. Yani biraz amelelik yaptırıyorlarmış o dönem. Biraz şimdi salmışlardır Vestel grubunda Vestel beyaz eşya. Millet sanıyor ki yani bir de hangi pazar ona şey verir ki şey yapmayacaksın, yatırım yapacaksın. Yani daha çok buzdolabında ne yatırım yapabilir? Buzdolabı pazarı işte. Buzdolabı pazarı neye izin verirse onu yaparsın yani. Dükkan mı alacaksın? Yatırım yapsın. İşte o karı dağıtacağına yatırım yapsın diyenler hiçbir şey bilmeyenler anca öyle der. Yani bir şirketten kar dağıtması beklenir veya beklenmez yani. Beklenmiyorsa beklenmiyordur. Bekleniyorsa bekleniyordur. Saf geliyor bile. Proje haberi ne zaman gelecek diye genel kurulda soran vardı. Ya proje haberi niye gelsin kardeşim? Zaten Akasya var, bilmem Akasya vardı o dönem. İşte Akasya var, bilmem ne var. Yeter o işte ya. Akasya neyine yetmiyor Akasya haberi? Sen Akasya'ya bakacaksın. Şirketin piyasa değerine bakacaksın. Ucuzsa alacaksın. Pahalıysa bırakacaksın. Yeni proje haberi gelecek. Çet raporu. Çet raporu. Hemen işte resmi gazetede Tekfen yazıyor. Hemen bu tavan olacak. Lan 1993 yılında mıyız? Allah Allah. Aktif fiyat 15.60'da. Aktif satış 15.61'de. 1 milyon not var 15.61'de. 15 milyon TL lazım onu kaldırmak için. Var mı sende 15 milyon TL? Yok. O zaman 15 milyon TL'si olan biri gelecek oraya. 15 milyon kademe kaldıran adamlar da resmi gazetede adı geçti diye ki hiçbir şey almaz yani. Daha bunlar öğrenecekler de yakın yani. Yakın birkaç sene öğrenirler. Şey gibi yani belki hani ben böyle diyorum ama hani B2C, B2B ne fark eder? Şirketler iyi yani o da doğru mesela. Bir şirket iyi marjlarla çalışıyorsa iyi marjlarla çalışıyordur yani. O onu şey yapmaz. Ama bir şirketin müşterisinin kim olduğu önemli değil. Nasıl denir yani? Ama mesela 6 ay sonra anlayacak onun müşterinin nasıl önemli olduğunu. Yani bir malın şimdi bir şirkette temeliniz şudur. Önce ürüne bakarsın. Ondan sonra ürünleri kime satıyor? Nasıl satıyor? Yani son tüketiciye mi yoksa mesela pazarda vişne satmak var, tamam mı? Bir de vişne suyu yapanlara satıyor olmak var. Hani bu ikisinin arasındaki fark dünya kadar aslında. Ama onu anlayacak 6 ay sonra falan baktıkça yani. Yeni yeni tanıdığı için. Diyorum ya 2 yıl olmamış yani. Mesela 10 yıl olacak ben hisse senediyle tanışalım. Nasıl? Rastgele tanıştık işte böyle. Dergilerde böyle şeyler okuyor. Lan bu neymiş falan. Ben sanıyorum ki böyle bir taban oluyor falan böyle. Mesela taciller, bu taciller yatırım menkul değil. Bu taciller yatırım ortaklığı. Sonra bu Salix oldu. Sonra da gitti. Mesela Marbaş Beyatı bu menkul kıymet yatırım ortaklığı. Yok artık. Başka bir şey olmuştur. Mesela Albaraka Türk. Bende vardı bir ara. Albaraka büyüyecek de falan filan diye. Sonra bir baktım İş Bankası daha çok prim yapmış. Neden? Çünkü bir ülkeye para gelince önce büyüklere gidiyor. Gibi mesela. Hani bugün de ona değdirdik, buna değdirdik. Ama değdirince oluyor yani bu işler. Hani ondan sonra adam burayı izliyor aslında. Ben babamın adından burada bahsettim bir tek. Tweet mi atmadım. Ondan sonra Google'a yazınca çıkıyor ya diyor. Hani İsmail Aldoğan'ın babasının adı diye aratsam çıkmaz herhalde yani. O kadar da Google o kadar da çıkmıyordur inşallah. Ama işte izliyorlar dibine kadar. Burayı da izliyorlar kesin. Niye? Bir şeyler öğrenmek için. Ya önemli değil. Yani diyorum ya sen onu benden öğrendin. Sefil bir cümle olur. Ama şöyle bir şey var. Hem benden öğrenip hem de bunu anlatıyor ya. Aa, vallahi bravo. Sen mi uydurdun bunu? Demek o tam sefillik yani. Sefil, sefil üstü sefil. Sefil üstü sefil üstü sefil gibi yani. Logaritmasını alacaksın onu. Neyse. Öyle. Bu videoda böyle olsun. Bunlara bakın yani. Hani yani sen borsadan kazanmazsın. Üstüne Simpaş GEO yazan kağıtlardan kazanırsın. Veya borsadan da kazanılır. Mesela geçen de adamın biri Twitter'da, daha doğrusu ben böyle takip ediyorum. Sonra canım sıkılıyor. Unfollow ediyorum. Sonra bir daha belki takip ediyorum. Mesela o muhabir arkadaşı öyle yapıyorum. Bir iki senedir. Bazen takip ediyorum. Sonra etmiyorum falan. Mühim değil. Adam ben trader'ım kardeşim.
Alttan alır, üstten satış koyarım. Gelirse falan, giderse şöyle yaparım. Tekrar alta yazarım falan. Bu bir kere traderlık değil, gömlekçilik. Zaten sen alta satış yazamazsın. Pardon. Alta alış geldi diyelim. Alta alış gelince o şirket satılmış demek zaten. Hadi onu da geçtik. 3.30'da satış yazdın. Aktif 3.33. 3.30'dan malın geldi. O zaten 3.30'a deyip dönme ihtimali şöyle bir ihtimal. Kırmızı ışığın altında duracaksın. Tak yeşil yanacak. Öyle bir ihtimal yani. Oluyor mu? Oluyor. Ama çok az oluyor. İkincisi 3.26'da bulabilirsin kendini. Onu da geçelim. Üste satış yazınca sen o şimdi mesela 3.30 kademesinden 100 bin liralık alış yaptınız. Yukarı 100 bin liralık satış koydunuz. Daha doğrusu satış lot başına fiyat daha yüksek olacağı için mesela diyelim ki 101 %1 kademe 101 bin liralık satış koydun. O gün o tahtaya alıcı tarafta daha çok para gelmesi lazım. Eğer satıcı tarafta mal gelirse o gün aldığınız malı zaten kucağa aldınız demektir. Bu traderlık bu değil. Hani alttan alıp yukarı satış yazmak traderlık değil. Trader şu. Malı üstten yukarı alır, sonra sessiz kalır. Bir süre bakar. Yani bir süre 5 dakika da olabilir, 15 dakika, 5 gün de olabilir. Hatta 15 gün de olabilir. Zaten şimdi şu var. Bir araba pazarına gittiniz. 30 tane araba var. 30'unu da aldınız. Oldu ya, paranız var, oldu. Ertesi gün hepsine ikişer bin lira para koyup pazara getirirseniz ya böyle hani para böyle kazanılır. Tabii alırsın. 2000 lira fazla koyarsın, şey yapılır. Ama asıl para şuradan kazanılır. Oradaki araba pazarındaki 5 arabayı alacaksın. Sonra çevre ilçelerde de 5 araba alacaksın. Tabii aynı tahta yani. Ya bir gün gelip araba alacaksın, garaja koyacaksın. İkinci gün gelip araba alacaksın. Yani garaja koymakla para kazanılıyor. Hani artık pazarda araba kalmayacak. Millet birbirine bakacak. Diğer satıcılar fiyat yükseltecek. Alıcılar yüksek fiyattan şikayet ederek gene alacaklar araba olduğu için. Sen de bu sefer garajdaki arabaları çıkartıp alıcıların üstüne yığınca burada güzel para kazanırsın. Ama borsada çok büyük paralar döndüğü için böyle 800 bin, 900 bin, 1 milyon neyse Allah daha çok versin. Hani cebine 1,5 milyon işte mesela 1996'yı düşünün. Cebine 1,5 milyon TL ya da bugünün parasıyla işte mesela diyelim ki 500 bin dolar. 500 bin dolar 3,5 milyon TL'nin üstünde para yapıyor. 500 bin dolarla sanki al sat yapmaya gelen adam yoktu yani 1996'da. Nerede şimdi o adamlar? Bazıları çok büyük iş adamı oldu. Birçoğu da yok yani ortada. Çocuğu şey, biz eskiden çok zenginmişiz hikayesi anlatıyor. Vardı bu. Üniversitede falan vardı. Lisede yoktu da. Hani lisede mantıken olmaz zaten. Hani para öyle kazanılır. Böyle alttan yani adam kendini bilmiyor zaten. Hani ben traderim diyor. Trader falan değil. Ben yatırımcıyım diyor. Yatırımcı falan da değil. Adam kendini bilmiyor zaten. Ne yani başkasına ne yararı olacak? Ama işte ortaya hani ağzı olan konuşuyor diyorlar ya. Şimdi de böyle abi sen süpersin. Abi sen müthişsin. Ya diyorum ya eğitim yapmış. Eğitim nanay bir şey yani. Bir de para istiyor. Biz ne istiyoruz? İnsanın 50 dakikasını istiyoruz. Hızı 1,25'e al. 40 dakika. 6 liraymış. Şimdi aylık dergiler 19 lira falan. 18-19 lira. Aylık İş ve Ekonomi Kültürü dergisi. Allah Allah. Yani bana bu mail atan da şeymiş ha. Pardon. Mail atan da 91 doğum, 1991 doğumlu. Hani ben almadım bunu. Ha bir de şu. Turkish Time ya bu şeyin dergisi. Gerçi bir de Uzel var tabii de yani Uzel çok başka bir hikaye. Yani şirket resmen miras kavgasından batmış yani. Hani ben yoktum batarken de miras kavgasından yoksa talep. Ha bir de şey tabii Uzel'in piyasadan silinmesi en çok kime yaradı? Türk Traktörü'ne yaradı tabii. Bir de o var yani. Hani Türk Traktörü'nün gitmesinde hani bazen şey oluyor. Abi Sasa 10 yılda şu kadar kazandı işte Hektaş 10 yılda şu kadar yani arada birinde genel müdür değişikliği ve mantalite değişikliği var sadece adı aynı o şirket birinde de sahiplik şey aynı hani sahipliği değişmiş sadece adı aynı gene mesela Petkim'de de
Azeriler isteseydi Sokar grubu Petkim'i Petrokimya Holding'e çevirebilirlerdi. Ve belki de bugün fiyatı 15 lira olurdu aynı sermayeyle olduğunu düşünürsek. Ama yapmadılar. Yani olabilir işte Petkim'in ham madde alacağı rafineriyi kurmuşlar. Petkim'in payı yok. Onu da ben bilmiyordum. Bu YouTube sayesinde birkaç bir şey öğrendim bu kanal sayesinde. Biri de o Petkim mesela. Star rafinerde Petkim'in payı yokmuş. Aslında %100'ünün sahibi olması lazım. Hatta aynı çatı altında olması lazım. Eğer para yapmak istiyorlarsa. Demek ki istemiyorlarmış. Ya da işte ya biz bu kârı alırız buradan Petkim. Petkim neymiş ya falan. Yani isteselerdi Petrokimya Holding olabilirdi yani. Kendi ham maddesini üreten bir daha doğrusu rafineri yani şey gibi tuğla fabrikası olan müteahhit büyük müteahhittir. Ya da hazır beton tesisi olan müteahhit büyük müteahhittir yani. O adam sistemite yapar. 300 daireden aşağı yapmaz. Bilmem anlatabiliyor muyum. Onun gibi yani. Beton santrali olan müteahhit olabilirlerdi. Olmadı ya. Yani. Olmamış. İstemiyorlardır yukarılardan. Allah daha çok. Ha, şunu diyorduk. Turkish tam ya bu Türkiye İhracatçılar Meclisi demek. Hani bu Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin dergisi. Demek ki bu bana gönderen, mail gönderen arkadaş da bunu göz gezdiriyormuş. O da 1991 doğumluymuş. Şeyi, bu dergi basılmıyor artık. Pek okumuyorum artık. Denk gelmiyor. Yani ben basılı üstüne karalamayı hiç sevdiğim için. Yani bunu da böyle fosforlu falan yapmışım ama ben bu dönem böyle bir fosfor merakım vardı hukuk öğrencisi gibi. Fosforlamışız şuraları ama daha şey bir sene var yani ilk hisseyi almaya. Öyle çok da bakmadım yani. Hatta sevmem de. Bazen yorum görüyorum işte bakın borsaya gireceğim ama bakınıyorum falan. Abi bakınma hemen bodoslama gir ya. Buraları çizmişim ama nedense şey yapmamışım. Yani Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin yayını bu. O bana gönderen çocuk. Gerçi bak 100. sayı geçmiş. 100. sayı var mı acaba bende? Ha pardon bu maili gönderen arkadaş da herhalde yoktur. Bu videoda böyle olsun. Tam bir saat olmuş. Zaten bunu editlemeye gerek yok. Okul öncesi sektörü yakın gelecekten işte 10 yıl geçmiş. Acaba 10 bin yuva, yeni yuva açıldı mı 10 yılda bak. 10 binden fazla açılmıştır bence. Bir takımın tabi bu stat ekonomisi dediği bu stat şeydi bu Seyrantepe stadı Seyrantepe, Aslantepe Ali Sami Yan spor kompleksi falan filan ismi her neyse o açılıyordu o dönemin. Hatta şey vardı ya o dönemki TOKİ başkanının konuşması neydi o adamın adı? Erdoğan. Pardon. Sonradan Çevre Şehircilik Bakanı oldu ya. O zaman adı İskem mıydı? İskem ve Bayındırlık mıydı? Erdoğan Bayraktar. Erdoğan Bayraktar'ın konuşması falan vardı ya. Galatasaray yönetim burada kiracı falan. Daha bize Ali Sami Yen'i teslim etmediler falan diyordu ya. Ben bir sorayım bana mail atan çocuğa ya. 100. sayı var mı?